Siz sevgili mi? Kim yaptı? Sakın ola ki çıkacaksın paşalar gibi yine vereceksin. Derhal vuracaksın kardeş. Ve yemin billah ediyorum. Ay. Çünkü öylesine kim? Nedir burası ya? Senin gibi. Allah seni bildiği gibi yapmış. Şimdi bu sorunlar bitti. Hükümetle mi uğraşıyorsun? Yok. Biz kimsenin babası. Ha, ha, eğer buna gelecek olursa. Günah değil mi bu insanlar? Kadınla sindiriyorsun. Bugün 27 Kasım 2013 Çarşamba. Hafta ortasından hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Efendim, öncelikle bugünkü programa başlarken bir hayırlı olsun diyeyim. Sevgili üstadımız, duayen gazeteci Cevdet Uygun, Mega Radyo'da programlara başladı. Ayrıca televizyonda da sanıyorum genel koordinatörü olarak görevini sürdürecek. Sevdiğim bir insandır, güçlü bir kalemdir. Sabahları özellikle evden çıkıp arabama bindiğimde iş yerine gelirken Sayın Cevdet Uygun'u büyük bir zevkle dinliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Böyle bir program lazımdı İskenderun'a ve bunu da Cevdet abi yaptı. İşin ehli bir insanın yapması ayrı bir lezzet veriyor. Bugünün gündem konusuna gelince, şakır şakır sosyal medyada haberler döküldü ekranlara. Neydi bu büyük bomba haber? AK Parti'nin İskenderun Belediye Başkan adaylarının bazıları hep birlikte gövde gösterisi yapmışlar. Birlik beraberlik mesajı vermişler. Halkı selamlamışlar, kucaklamışlar. Zira haber sitelerinde aynen şu başlıkla geçti genelde bu haber. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. AK Parti aday adayları güç birliği yaptı. Güzel. Şimdi bildiğimiz, bakın altını çizerek söylüyorum, bildiğimiz İskenderun'da 9 tane belediye başkan aday adayı var. Bilmediklerimiz de bunun sayısının 19 olduğunu söyleyebilirim. O parantez içerisinde. Kapattım parantezi. Şimdi bildiğimiz aday adaylarının 7 tanesi bugün bu programa katılmış. Çıkmışlar sokaklara, girmişler tek tek dükkanlara, esnafı selamlamışlar, vatandaşı selamlamışlar, destek istemişler. 7'si diyorum çünkü 2 aday adayı yok bu programda. Bu olmayan aday adaylarından Sayın Mehmet Soydan Ankara'da olduğu için programa katılamamış. Davetliymiş yani. Sayın Mehmet dönmez ise her ne hikmetse davetli değilmiş. Resimlere baktım, görüntülere baktım. Dikkatimi çekti. Dedim ki ya arkadaş, aday adayları bir gövde gösterisi yapıyorsa hepsinin orada olması lazım. Sayın Mehmet Dönmez neden yok? Açtım telefon. Dedim ki Sayın Dönmez, bugün böyle böyle bir program vardı. Bu programa niye katılmadınız? Bana söyledi yani şu. Dedi ki Veysel Bey, ben de bunu vatandaşlardan öğrendim. Beni aradılar, dediler ki ya AK Parti'nin aday adayları işte dolaşıyorlar, esnafı ziyaret ediyorlar, vatandaşlarla görüşüyorlar da sen niye yoksun? Aman soru işareti. Şimdi burada iki alternatif var. Ya bu 8 aday adayı Mehmet Dönmez karşısında bir güç birliği sağladılar veyahut bu programı hazırlayan her kim ise büyük bir hata yaptı ve Sayın Dönmez'i davet etmeyi unuttu. Arkadaş, yani böyle bir program yapacaksın. Eğer bu bir hata ise ve böyle bir hata yapacağız. Benim aklım kesmiyor. Vallahi benim aklım kesmiyor. Ha o zaman bu 8 belediye başkan aday adayı Mehmet Dönmez karşısında bir platform mu oluşturdular? Hani bizim aramızdan birisi çıksın gibi bir intiba uyandırmaya mı
çalışıyorlar. Tabii bunu biz kendimizce yorumluyoruz. Partinin de bir açıklaması mutlaka olacaktır. Diğer aday adayı arkadaşların da açıklaması olacaktır. Ve Sayın Mehmet Dönmez'in de bu konuya bir yorumu mutlaka olacaktır. Bunu yarın büyük ihtimalle açık ve net bir şekilde göreceğiz. Fakat hani aklıma bir hikaye geldi. Şu sarı öküz hikayesini hemen hemen herkes bilir. Yani sözüm meclisten dışarı. Lütfen kimse üzerine alınmasın. Bu bir hikayedir. Espridir. Ben yoruma bir nevi espri katmak için bunları söylüyorum. Size aksettireyim bilmeyenler için. Günün birinde öküz sürüsüyle aslan sürüsü karşı karşıya gelir. Aslan yemek derdinde, öküz ise can derdindedir. Aslanlar aç. Bir öküzü yakalayacaklar, afiyetle yiyecekler ve karınlarını doyuracaklar. Gel gelelim böyle olmuyor. Öküz deyip geçmeyeceksin kardeşim. Bu hayvanın çok güçlü bir yapısı var. Boynuzları var. Toynakları var. Kodumu kepitiyor. Boynuzu bir koyuyor deniyor. Aslanlar bakıyor. Bu iş olmayacak. Ne yaparız ne ederiz diye düşünürken aslan sürüsü içlerinden tecrübeli ve yaşlı olan bir aslan çıkıyor. Onlara akıl veriyor. Diyor ki bakın sindirme ve korku taktiği uygulayarak öküz sürüsüne bir teklif gönderin. Deyin ki aranızda işte yaşlı, sakat, ne bileyim veya seçebileceğiniz bir öküzü bize teslim edin. Biz de size saldırmaktan vazgeçelim. Nitekim öküz sürüsünden böyle geliyorlar. İşte düşünüyorlar, taşınıyorlar. Ha tamam olur. Ne oluyor? Sarı öküz kurban ediliyor. Diyorlar ki sarı öküzü verelim. Biz bu işten kurtulalım. Veriyorlar sarı öküzü. Aslanlar afiyette yiyorlar. Sarı öküz bittikten iki gün sonra tabi aslanlar gene acıkıyor. Diyor gene. Nasıl gene? Diyor bir tane daha vereceksiniz. Hiçbirinize saldırmayacağız. Neyse uzatmayalım. Bu böylece bir süre gidiyor. Ta ki o koca sürüden iki tane öküz kalıncaya kadar. Nihayet jeton geç düşüyor. Öküzün bir tanesinin aklına ve şöyle diyor. Ya diyor. Biz diyor başta yaptık hatayı. O diyor sarı öküzü vermeyecektik. Biraz geç olmuş ama ne bileyim yani iki tane kalmış öküz. O öküzlerin akıbetini bilmiyorum. Tabii onları da aslanlar yemişler mi ki yemişlerdir. Büyük ihtimalle niye iki tane kalmış kardeşim? O iki tane öküz mü bitmeyecek koca sürü gittikten sonra? Nitekim böyle kıssadan hisse bir hikaye de geldi aklıma. Kimse yanlış bir yere algılamasın ve çekmesin. Ne bileyim böyle aklıma geldi de anlattım. Derse inanmayın. Neyse ben bugünkü yorumumda pek böyle Osmanlıca falan konuşmuyorum değil mi? Yarın bana hatırlatın bir tane güzel Türkçe konuşma sanatıyla ilgili bir kitap alacağım. Buraya koyacağım ve burada ara sıra bakacağım. Osmanlıcaya, Mosmanlıcaya, Farsçaya, Fırsçaya falan kayarsa olmaz. Başkalarına benzemek istemiyorum ben. Niye? Çünkü şöyle bir şeyi her zaman savunurum. Derim ki taklitler asillerini yüceltir. Onun için kardeşim milleti taklit etmenin bir alemi yok. Niye? İşte adam Osmanlıca konuşuyorsa sen Türkçe konuşacaksın. Netice itibariyle biz Türkiye'de yaşıyoruz. Yani şeyde yaşamıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu devam etmiyor hala. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve devam ediyor. Evet. Efendim bu siyasi atmosfere şöyle bir son nokta Cumhuriyet Halk Partisi'nden değinelim. Tabi İskenderun'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin değinilecek bir olayı olmadığı için Arsuz tarafına yöneleceğiz. Niye? Hani biliyorsunuz orada da bir ön seçim mevzu var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin benim her zaman savunduğum şey şudur.
Arkadaşlar bu temayül yoklamasıymış, ön seçim davasıymış benim nazarımda. Yani benim inandığım şey şudur ki o sonuçlar halk oynaması, halkın görüşünün alınması davası eğer bunun sonuçlarını öğrenmek isteyen varsa Bozantı taraflarına gidebilir. Ne için? Çünkü ne için? Osmanlıcaydı pardon. Ne için? O sonuçlar Ankara'ya gidemez. Bozantı tarafında bir şekilde takılıyor kalıyor. Yani onun için bunun sonuçlarını öğrenmek isteyenler Bozantı tarafında temayülün sonuçlarını öğrenebilirler. Cumhuriyet Halk Partisi arsuzda büyük bir kısır döngü içerisine girmek üzere. Tehlike. Niye tehlike? Şimdi bu sonucu ben merakla bekliyorum. Ben Pozantı'ya gidecek bir durumum yok kardeşim. Ne işim var ya? Ben siyasetçi de değilim. Ama merak ediyorum. Niye merak ediyorum? Acaba kim çıkacak? Şimdi kayıtlı seçmenlerin arasında bir böyle yoklama yapılmış ise çıkacak aday belli kardeşim. Bunu bilmeyen yoktur. Niye? Şöyle geçmişe doğru gittiğiniz zaman CHP İskenderun İlçe Teşkilatı'nda o üye listesinin kimler tarafından hazırlandığını hepimiz hemen hemen çok iyi biliyoruz. Diğer bir iddiaya gelince bazı adayların Cumhuriyet Halk Partisi'nin arsız belediye başkan aday adaylarından bahsediyorum. Bazı aday adaylarının genel merkeze sıcak görünmek için tamamen duygusal yaklaştığı yönünde spekülasyonlar var. Ben başkasının yalancısıyım. Böyle konuşuluyor. Bazı adaylar işte genel merkeze minnetle bağlılıklarını bildirmek için tamamen duygusal bir şekilde temennilerini dile getiriyorlarmış oraya kadar gidip. Bilmem. Tabii canım yani insan partisini sevmez mi? Tabii ki sevecek. Yani gidecek orada yani genel başkanı da görecek, genel başkan yardımcısını da görecek. Ne bileyim teşkilatlandırmadan sorumlu başkan yardımcısını da görecek. Seçim işlerinden sorumlusunu da görecek. Görecek yani. Görmek mecburiyetinde iyi olur. Bunlar güzel. Bunlar güzel şeyler. Güzel şeyler. Yani görmeden olmuyor bunlar. Hayırlara vesile olsun diyoruz. Hayırlara vesile olsun. Bu Türkçeydi. Yani bunun yani şey olduğu için böyle Rabbime böyle bir yakarma olduğu için, temenni olduğu için Osmanlıca olabilir ve olmayabilir. Bu bir serzeniştir. Hayırlara vesile olsun tekrardan diyorum efendim. Şimdi bir de son olarak şunu hemen söylemek istiyorum. İskenderun'da TOKİ konut yapacakmış. Bunu da AK Parti'nin Hatay milletvekili Sayın Orhan Karasayar beyefendi söylemiş. Hatta ve hatta bazı yayın organlarında çıkan habere göre ulan ne kadar bir şey söylüyorum. Allah Allah. Vallahi kendimi tebrik etmeye başladım. Bazı haberlere göre Sayın Orhan Karasayar bu çalışmaları epey bir süredir takip ediyormuş. Ve şimdi niye çıktı? Veya bugüne kadar bu TOKİ olayı niye olmadı? Niye hayata geçmedi? Acaba bu seçim çanlarından dolayı TOKİ'de hareketlendi. Ya kardeşim biz İskenderun'a neden toplu konut yapmıyoruz mu dediler acaba? Veyahut son günlerde kesinlikle gündemin G'sinin kuyruğunun ucunda bile dolaşmayan Sayın Hatay milletvekili dağın bu tarafındaki AK Parti'nin dağın bu tarafındaki milletvekili Orhan Karasayar beyefendi acaba icraatlarını, çalışmalarını şimdi yavaş yavaş ben bunu yaptım, şunu yaptım gibisinden gündeme getirmeye mi çalışıyor? Benim için laf değil icraat önemlidir. Bugüne kadar kimin ne yaptığı İskenderun kamuoyu tarafında çok net bir şekilde bilinmektedir. Kim bu memlekete ne yaptıysa Allah ondan razı olsun. Yapmayanları da çok iyi biliyoruz ve tarih onlardan hesap soracaktır. Bu da böyle bilinir. Evet, bugünkü programımızı burada noktalayalım. Yarın yine büyük ihtimalle bir siyasi konuğumuzu alacağız. Programlarımıza devam ediyoruz. Siyasi konuklarımızın tanıtımı programlarına devam ediyoruz. Tabii yarın akabinde Arsuz bölgesindeki aday aday siyasetçilerimizi programlarımıza konuk edeceğiz ve görüşlerini, düşüncelerini, projelerini sizlere
aktarmasını sağlamaya çalışacağız. Bugünlük bu kadar diyelim. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum efendim. Hoşçakalın.